Stadyuma hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Bugünün programında 4 mücadele vardı. Bol gollü bir haftanın içerisindeyiz şu anda. Dün oynanan maçların ardından bugünkü karşılaşmalarda da gol yağmuru devam etti. 4 maçta toplam 20 gol kaydedildi. 5 penaltı kararı geldi. Kırmızı kart da var aynı zamanda. Ve dünle beraber de topladığımızda şu an için 30 gol izledik 6 karşılaşmada. Bugünkü maçların özet görüntülerini, tüm detaylarını her zamanki gibi ekranlarınıza getireceğiz. Yarın akşam bir derbi bekliyor bizleri. Saat 19'da Vodafone Park'ta şampiyonluk yarışında çok kritik bir 90 dakika Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin özel bantlar, istatistikler, TRT arşivinden unutulmayan derbiler hepsi yine bu akşamki programımızın içerisinde yer alacak. Ali Gültiken, Ayen Akman, Tümer Metin hoş geldiniz diyelim. Merhaba. Ve günün sonuçlarını ekrana getirdikten sonra akşamın maçıyla birlikte yorumlara başlayalım. Değerli futbol severler, Trabzonspor son 4 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabilmişti. Kasımpaşa'yı İstanbul'da 2-1 mağlup etmişti. Evindeki son 2 karşılaşmadan Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında mağlup olmuştu ve puansız ayrılmıştı ve bu akşam yeniden galip gelmeyi başardı. Puanını 55'e çıkardı. Üstelik Abdullah Avcı döneminin en gollü akşamını da yaşamış oldu böylelikle. Bu zamana kadar Abdullah Avcı 22 karşılaşmayı geride bıraktı. 11. maçında Konya Spor'a karşı 3 gol atabilmişti. Onun dışındaki maçlarda 2'nin üzerinde golü yoktu ve bu akşam 4-1 kazandı Ankara gücü ki son 3 haftada Hikmet Karaman'la birlikte üst üste 3 galibiyet elde etmişti. Ligde kalma adına önemli bir adım atmıştı. Bu akşam Trabzon deplasmanında 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 8. dakikasında Ekoban bu sezon Trabzonspor'un en erken golünü kaydetti. Maçın 23. dakikasında Geraldo'ya yapmış olduğu müdahale nedeniyle Hüseyin penaltı kararı geldi. Penaltıyı gole çeviren isim İbrahim Akdağ durum 1-1 oldu. Ama hemen akabinde gelen iki güzel golle birlikte Trabzonspor iki farklı üstünlüğü ele geçirdi. 28 Ekuban, 30 Canini ve son sözü söyleyen isim 96'da Edgar Ye, böylelikle Trabzonspor 4-1 kazandı. Bakalım gecenin manşetini yorumcularımız nasıl atacaklar. Ali Gültiken buyurun sizinle başlayalım. Ank Ankara Gücü Karadeniz'de Trabzon fırtınasına yakalandı. Ayhan Akman, Ekuban'la Canin'in gecesi diyorum. Ve Tümer Metine sözü bırakalım. Ee, Dolu dizgi gider Ankara Gücü takıldı. Ee, Trabzon adına da inişli çıkışlı grafikte. Ee, ...çok önemli bir galibiyet olduğunu söyleyelim. Evet, şu an için 55 puana yükseldi Trabzonspor. Hemen üstünde Fenerbahçe var 3. basamakta 58 puanda. Onlar da tıpkı Galatasaray gibi artık bu andan itibaren bu galibiyetin ardından... Beşiktaş Fenerbahçe derbisini beklemeye başlayacaklar. Galatasaraylar herhalde Fenerbahçe'nin kazanmasını beklerken Trabzonspor cephesi de Beşiktaş'ın kazanmasını arzu edebilir mi bilmiyorum. Önce buradan başlayayım ben isterseniz. Aradaki puan farkı 3 ister tabii Trabzon cephesi doğal olarak. Abdullah Hoca kendi kafasında böyle bir kurgu yapabilir ya da Trabzon'a gönül verenler. Herkesi yakından ilgilendiren bir derbi yarın bizleri bekliyor. Bugün çok inanılmaz bir gün oldu. Bütün maçlar bol gollü. Gole doyduk diyebiliriz. Umarım yarına da sirayet eder yarın yarının maçlarına. Ee, ve haftayı da bol gollü kapatmış oluruz. Tabi ligin boyu kısaldıkça da takımların bireysel performansları, oyuncuların bireysel performansları hafta ve hafta değişkenlik gösteriyor. Ee, bu da ligin kaderi açısından, gidişatı açısından son derece önemli olduğunun bir göstergesi. Ee, i̇nanılmaz iyi maçlar izledik bugün, söyledik. Akşamın maçında da Trabzonspor. Ee, son haftalarda inişli çıkışlı grafik Trabzon adına. Kolay değil. Daha önce bahsettik yayınlarımızda. Yarıştan koptuğunda, hedeften biraz uzaklaştığında büyük takımlarda bu tür düzensizlikler hemen baş gösterir. Trabzon o hedefsiz kalmanın zorluğunu 1-2 hafta sallanarak yaşadı. Karşısındaki takım da aksine 3'te 3 yapmış. Hikmet Hoca ile çevresi değişmiş. Sadece sonuçta değil, futbol olarak da bambaşka bir yere gelmiş Ankara gücü. Bugün iki önemli eksik. Hikmet Hoca'yı maç önü dinledim. Bu arada kravatına bayıldım Hikmet Hoca'nın. Hepimizin ortak fikriydi. Konuştuk. Ee, Kitsuyun'un ve Alper'in yokluğu evet, takımı, takımı son derece etkilediğini gördük. Bunun yanına da Pansil gibi, e, Saba gibi e, hucuma gidişlerde önemli oyuncuların biraz durgun olması... Ankara gücünün oyununa büyük derecede etki etti. Şunu sormadan edemiyorum. Son 3 maç 9 puan çıkaran Ankara gücü inanılmaz bir başarı olarak bir seri olarak bu ligde çok zor bir iş olarak adlandırdık. Almasaydı bambaşka bir şey konuşuyor olurduk. Ankara gücü son üç maçtan 9 puan çıkarıyor ama rahat bir nefes alamadılar. Aşağıdakiler de kazandı. Gençler Birliği 2 maçlık galibiyet serisi. Denizli'nin Ankara gücünün önemli işler yaptığı hafta galip gelmesi. E, Kayseri'nin kazandığı haftalar. Bir rahatlayamadı 9 puana rağmen Ankara gücü. Oyunlarında bir gelişim olduğunu söyledik. Bu akşam biraz sekteye uğradılar. Aksine de Trabzonspor oyun gücünün yanı sıra Oyuncuların bireysel performansları zirve yaptığı bir akşam oldu. Genelde Vakayemi üzerinden okuyorduk. Bu akşam ekivanla hemen fark yarattılar. Ee, Abdullah Hoca'nın takımında. Hak ettiği bir galibiyeti aldı diyebiliriz. Ankara oyuna tutunma sevdasından, geri dönüş isteğinden, e, skora direnmesinden e, dem vurabiliriz. Oyuna tutunduğu anlar var. 3 2yi yapabilselerdi ya da 3. golü yemeselerdi belki başka bir şey olabilirdi. Ama Trabzonspor bireysel kalitesiyle farkını ortaya koydu diyelim. Korcan 38'de değerli izleyiciler Fredrik'in sakatlanmasından sonra oyuna girdi Ankara gücü kalecisi. Ve az önceki açıklamasında da maçı aslında ilk yarıda kaybettik dedi. Bir nevi de doğru bir e, analiz tabii ki. Çünkü o 28 ve 30'da e, özellikle de izleyicilerimiz yani iki güzel golü de e, merakla beklemelerini ümit ediyorum. Çünkü hem Ekuban'ın attığı gol hem Cani'nin attığı gol ikisi de nefis goller bugüne damga vuran gollerden ikisi diyebiliriz. O golle beraber soyunma odasına 3-1 önde gitmek tabii ki Ankara gücü cephesinde moral bozukluğuna neden oldu. Trabzonspor'un da coşkusunu ve temposunu da arttırmasını da sağladı aynı zamanda Ayhan Akman. Bir biri buluyorsunuz. Hemen akabinde 2 dakika sonra 28'de Ekuban, sonra hemen 2 dakika sonra 30'da da Canini. Yani tam moralli... Motivasyonu sağlıyorsunuz. işte maça dönüyorsunuz. Maça asılır mıyım diyorsunuz. Hemen ardından iki tane gol yiyorsunuz. Hem beraberlik, ondan sonra da eee mağlup duruma düşüyorsunuz. Bu tabii ki yani zaten kırılgan bir takım ve çok puana ihtiyacı olan bir takım. Ve son haftalarda e, iyi oynayan, e, puanları da alan bir takım ama Tümer de az önce bahsetti. Aslında alttan da kurtulamayan çünkü diğer rakiplerinin de sürekli kazandığı bir haftalara girildi. Alttaki takımlar öyle veya böyle yukarıdaki takımlardan Puan almaya başladı. İşte dün Rize'de Galatasaray deplasmanından mesela çıkardı. Gençler Birliği geçen hafta Fenerbahçe, Fenerbahçe deplasmanından yerinde. çıkardı. E, o yüzden tabii ki hep bahsediyorduk ligin ikinci yarıları makaslar aldıktan sonra daha çok asılıyor herkes mücadele halinde. E, Canavli ile büyük mücadeleler sergiliyorlar. O yüzden bu puan kayıpları haftalarda göreceğimizi düşünüyorum ben. Bu maçın tabii öne çıkanları oldu hakikaten. Şimdi Canin'in performansı e, apayrıydı. Çok e, mobil bir santrafor, çok değişik bir santrafor. Hani e, Trabzonspor'un 9 numarası kim dersek ben hani Canini mi, Ekuban mı, zaman zaman işte Vakayeme mi, mi sürekli yer değiştiren 3 tane oyuncudan bahsediyoruz. Üçünde de çok değişik özellikleri olan işte driplingleri, güçlü kuvvetli topu saklayabilmeleri, driplingleri, adam geçmeleri böyle çok değişik 3 tane bir oyuncu. Ha, i̇deal 9 numara mı? Hiçbiri ideal 9 numara değil ama çok da bireysel performansları işte iyi oynadıkları dönemde formda oldukları dönemde böyle çok etkileyici performanslar izlettirdiler bize bu akşam. E, Berat eksikliği vardı bugün. Hani hoca nasıl çıkar diye maç öncesi düşündüğümde Abdülkadir'i mutlaka düşünüyordum kafamda. Abdülkadir oraya koymuş ama bir hücumcu daha Bakasetas'ın yanına mesela hoca tercihini e, Yunus'la beraber kullanmış. iki tane 8-10 karışımı oyuncuyu beraber oynatıyor. Canini, Vakayeme ve Ekuban e, çok da cesur çok ofansif bir kadro Tabii ki içeride oynayacağım maçı bir2 haftadır zaten puan alamıyorsunuz O yüzden de cesur bir kadro ile çıktı bu dört e, bu Tabii ki gol dört tane gol Hani bekliyor muyduk e, Hoca çok böyle hani ofansif oynatmadı hep böyle tedbirli ayağa sağlam basan yere sağlam basan bir oyuncu ama bugün itibariyle daha ofansif gücünü gördüğümüzü düşünüyorum evet. ben Trabzonspor'un. Hoca da evet. zaten vurguluyor hep yani oyunu yavaş yavaş geliştiriyoruz. Önce işin savunma problemini çözmeye başladık ve daha sonrasında da gelişimle beraber daha tempolu, daha ofansif bir takım kimliğine bürünecek. Herhalde bugün en iyi örnek olarak gösterilecektir yani sezon en örnek. içerisinde. Şimdi Bakasetas tabii bir oyuncuyu transfer ettiler devre arasında hakikaten e, tepeden aşağı gerçekten futbolcu. Akıyor. İçeride de hep konuşuyoruz hani maçı seyrederken, yorumlarken e, gerçekten her aldığı top, topu bir defa doğru yorumluyor, doğru kullanıyor. E, ayak iki ayağını da kullanabiliyor. Uzun topu var, kısa pası var şutu var. Hakikaten çok özel bir oyuncu. Bu anlamda Trabzonspor çok doğru bir transfer yaptığını her haliyle, her tavrıyla ispat ediyor Bakasetas. Canini'nin e, performansı bu akşam hakikaten çok etkileyiciydi. Ben çok beğendim. Yani e, çok farklı bir oyuncu. Güçlü, kuvvetli ve driblingi de çok olan bir oyuncu. Bugün attırdığı gol Ekuban'a attırdığı gol, kendi attığı gol hakikaten önemli işlere imza attı diyebilirim. Ayhan Hocam parmağı da beğendim ben bu akşam. Şimdi işte Berat yokluğunda evet. parmak tercihi çok iyi bir oyuncu gerçekten hani böyle yani ondan da kalite akıyor. Farklı bir oyuncuydu biliyorsun. O da evrilen oyunculardan evet. bir tanesi. 6'ya evrildi. Ee, her şeyi var. Yani top tekniği var, driplingi var, size uzun topu var. Çıkartıyor her türlü oradan sizi olumlu bir şekilde çıkartıyor. Yani Baker, Flavio, Berat üçlüsünü gördüğümüz haftalar var. Ee, Bakasetas gelene kadar olan haftayı söylüyorum. Bakasetas geldikten sonra şimdi Flav e, e, parmak Berat Bakasete suçlusu daha daha iş yapan bir orta saha gibi duracak diye düşünüyorum. Berat Parmak Bakasetası evet. zaten ideal sanki hani oluşturmaya İyi de orta şey saha yani oluşturulmaya çalışılan şey bu. Berat'ın sakatlığı var tabii ki doğal olarak bugün Yunus'u tercih etmiş hoca. Flavoy ile Bekir ki hani haftalardır oynayan oyuncuları iki tane oyuncudan vazgeçip Yunus gibi bir oyuncuyu tercih etmiş bugün de. Hoca doğru bir kadro kurmuş, doğru oyun stratejisi planı her şey işledi bugün Trabzonspor adına e Ankara Gücü'ne gelirse e, tabii ki e, Uğurcan gibi bir faktör devreye çıktı. 3-1'de bir çekicinin bir e, bir pozisyonu hatırlıyorum şimdi. Voley ile ordu çok nefis bir kurtarışı var mesela. Orada 3-2 1 2-2 belki beraberliğe girebilecekken Uğurcan gene devreye müdahaleyi çıktı. yaptı. Müdahaleyi yaptı. değiştirebilir miyim Mersin? <laughs> Geç mi oldu? <laughs> Yok canım hay hay. <laughs> Ankara Gücü ah takıldı desek yeridir yani. Uğurcan abi ya, böyle kurtarış olur mu? Bu, bu nasıl bir <laughs> şey ya? hakikaten. Maşallah ben, inanılmaz ya. Oradan buradan geçemiyorsun yani. Ben milli takımın artık e, kalecisinin eee Uğurcan'ın bir ben de bir yazarım yani, yani. Herhalde muhtemelen Şenol Hoca da e, öyle düşünür diye zannediyorum. Ayırma Çünkü Mert'in e, oynadı oynamadı işte Volkan'la evet, e, son, son haftalarda var, biraz form durumunda da bir eksiklik var. O yüzden Altay'la sanki e, Uğurcan arasında gidip gelecek ama Uğurcan performansı hakikaten milli takıma da kalecisi olarak göz kırpıyor. Çok güven veriyor. Ali Hocam sizinle devam edelim. Sizin ön plana çıkartacağınız unsurlar nedir bugünkü maçta? Ya tabii bence en önemli şey e, çarpıcı olarak ilk baktığımızda skor. Yani Trabzonspor'un e, Abdullah Hoca ile geldiği süreçlere baktığımızda önce savunma, önce savunma, önce savunma. Sonra savunmayı inşa ettikten sonra 1-0, bir 0 sıfır, 1-0 bir sıfır, bir sıfır giden maçlar. Yani kazanmayı da araya koyan ama Öncelikle savunma güvenliğiyle gideyim noktasında oyundan ziyade skoru elde etmeye dönük bir oyun. Bugün e, aslında e, son iki maçta biraz sallanan yani kendi oyun temposunun dışına çıkan biraz böyle oyuncuların sanki biraz daha gevşedi ya hedeften uzaklaştık bizden olur mu olmaz mı noktası bir soru işaretinden tekrar geriye geldikleri ve takım olarak maçın ilk dakikasından itibaren kazanma adına etkili bir Trabzonspor izledik. Pozisyon zenginliği vardı. Buna ben Ankara Gücünün oyun ...felsefesini de etki ettiğini düşünüyorum. Onlar da oynamak isteyen bir takım olarak sağdaydılar. şöyle katı bir savunma içerisinde olmadılar. İki takım da oynamadığına alanlar buldu ve bence o açıdan da çok güzel bir oyun oldu. Yani bu kadar golli ve pozisyonlu olmasının arkasında yatan sebep Ankara Gücünün de oynamak istemesi. İki takımın iki kale arasına git gel. O orta sahalarda kopma oldu mu bu oyun düzeni içerisinde bazen olur. O da olmadı. Yani iki takım aslında hem oyun düzenlerini uygulamaya çalıştılar bir, yani oyunlarını koparmadan kendi içerisinde hem de ee, çabuk gidiş gelişlerle yani rakip alana da çabuk gittiler. Kendi savunmalarına da çabuk döndüler. Ama buradan pastayı kendi adına daha fazla alan taraf Trabzonspor yok. oldu. orada İstatistiklerde çok fazla bir fark yok aslında. Yok, evet. Yani karşılaştırdığımızda rakamlar boyutunda baktığımızda dengeli gibi görünüyor. De evet da evet. yani oynadı. Ank ben Anka aslında ee, Dördüncü gol olmasaydı bir taraf oynadı bir taraf attı noktası bir maç başlığı atacaktı ama dördüncü golden sonra biraz şey değişti. Yine o golden sonra da pozisyonlar var. Çünkü Ankara gücünün 3-1'e rağmen muazzam oynadığı bir 30-40 dakikalık bölüm var. Yani orada maç Uğurcan'la Ankara gücü arasında gitti geldi. Yani pozisyon olarak baktığımızda kaleci devleşen çok iyi oynayan bir Uğurcan pozisyonları durduran Uğurcan. Ve bunları aşmaya çalışan bir Ankara gücü. Ee, dinamizmi var, isteği var, arzusu var. Yani bu açıdan <laughs> baktığımızda hakikaten e, güzel bir maç oldu. Ama tabii e, önemli ayaklar, önemli isimler. Yine 3 tane çok önemli oyuncudan. Yani Bakasetas, e, Ekuban. Ekuban çok farklı bir oyuncu. Gerçekten oyunda hem e, ofansif oyuncu olarak hem fizik gücü olarak hem kanat oyuncusu olarak... yani komplike bir forvet gibi Her oynuyor. Şeyi yapıyor, değil mi? Her, şeyi, Her yapıyor. şeyi yapıyor. Yani hem atıyor hem attırıyor hem ikinci pozisyonda yanındaki oyuncuya pozisyon yaratıyor. Ya yani böyle bir oyuncu e, sahada yokken Trabzonspor biraz onu hissediyor. Yani de hissediyor ama e, Kuba'nın bu fiziki gücünün ve vermiş olduğu artı farkı çok daha fazla hissettiğini düşünüyorum eksikliğini. E, Kuba'nı tam ne görüyorsun oyuncu olarak yani hani mevki ben, olarak ben çünkü çok farklı bir oyuncu, çok özel bir oyuncu ama Hani kenar mı tam kenar değil, tam dokuz mu değil? Hani sen ne düşünüyorsun Ekuban'la ilgili? E, Nerede şimdi, oynatırsın mesela Ekuban'ı? Mesela Ekuban'a e, Ekuban e, şimdi kadrolar yazılırken, Trabzonspor'u ideal olarak işte e, siteler verirken Canini merkez oyuncu veriyor, kenara Ekuban'ı bir tarafa evet. da vakamaya koyuyor. Ama oyun içerisinde bir şey görüyoruz, Canini çok kanada değişim. kat ediyor, çok Ekuban çok merkez oynuyor. Bazen o çıkıyor bazen ve ben bu ikili oyuncunun oyun tiplemelerinin birbirlerine çok örtüştüğünü düşünüyorum. Yani, yani uyuyorlar, yakın, uyuyorlar, uyuyorlar. Evet uyuyorlar. yani mesela Can'ın ilk golde Can'in hatta yedirdi. Vakaemi'yi koyalım O oraya. da zaman zaman değişiyor. O da oraya. zaman zaman, geliyor, zaman değişiyor zaman zaman. ama Canini bence da çok rahatlattı oyuncu tiplemesi olarak. Çünkü onun hareket alanında yani o da merkeze dışarı, çünkü gelmek gel, istiyor zaman istiyor. zaman değil mi kaleye ya yani yakın Mesela bazen istiyor. öyledir. Şimdi Sörlöt'le oynasanız Sörlöt'ü Kanada attığınızda memnun olmaz. anladın <laughs> mı? Ama bu Caney'nin şey değil. Yani oradan rahatsızlık duyulan evet. bir oyuncu değil. Oynuyor orada o yani oynuyor. çıkıyor. Tabii ki bence ideal yeri e, çiftli santrfor oynarsan ikinci muhteşem oyuncu Sanki ama Son lotla beraberdim. Hani mesela yani müthiş o tür bir, bir oyuncuyla. O dönem. Ama şimdi Bakasetas varken bu sefer de diyorsun ki ya Bakasetas'ın muhteşem bir oyun aklı. Ya Trabzonspor aslında kendi içerisinde bence Abdullah Hoca'ya e, oyuncuları da değiştirerek mesela bunu savunmada biraz daha fazla yapıyoruz e, yapıyor Özellikle sağ kanatta işte Hüseyin i. oyuncuları da kazanarak bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela Trabzon'da ilk 11'i sayıyoruz bu akşam itibariyle. Şimdi buraya Yunus'u monte etti. Hüseyin'i dışarıda bırakmıyor. İşte eee Hüseyin'i dışarıda Hüseyin bırakmıyor. Yusuf Sarı'yı e, takımın içerisine getirdi. Evet. Abdülkadir Parmak, Flavio Baker. Yani bu oyuncular, şimdi bu saydığımız oyuncular 16-17 tane oyuncu Trabzonspor'un evet. artık e, temel oyuncular haline geldiler. Bazen oynuyor. Zaten 9-10 tanesi fix halde. Evet. O diğer 2-3 tanesi değişerek seneye oyuncu. de bir plan yapacaksan bu 14-15 oyuncu elinde önemli bir veri. Tabii çok önemli bir veri. Yani. E, zaman zaman Trabzonspor'un bu hataya düştüğü sezonlara şahit olduk. Yani e, top yekün bir değişiklik ve çabucak sonuç bekleme hatasına. Şimdi bir oturmuş kadro. Ha, öndeki üçlün yavaş yavaş belli oldu. Belki bir pivot santrafor takviyesi yapılabilir. Evet. Bir tane bir tane böyle biraz daha dengeli, oyun aklı daha yüksek, geriden oyun kurabileceğin bir stoper. Bir sol bekte sanki böyle. iki kanat bence hem evet, sağ hem sağ 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 sol. Marlon da o kadar sezonu taşıyabilecek gibi değil. Ama etkili böyle değil mi? Sağ İki bir tane etkili kanatta da gelen... çok da fazla değil. Dört oyuncu bu çehreyi bambaşka bir yere taşır. Bence omurgası oluştu Trabzonspor'un. Yani Ekuban'ı da Santrafor oynatabilirsiniz. Şimdi Bakaseta sarkası, orada Berat, işte bir ot, baba stoper bito, dediğimiz tarzda bir iyi orada. Bir de denge değil mi biraz daha denge böyle. Biraz daha denge, oyun aklı olan hmm. bir stoperle da de iyi oynuyor bu da arada. Tamamdır ama. yani. Edgar da tabii Edgar'la Hugo hani oturmadı mı? Oturdu. Kötü demiyorum ama evet. işte oyun aklı olan böyle bir Aynı. yani arkadan da takımı daha şef. Ya. bence şef, oyun yani, seçtirebilecek sana. Trabzonspor tabii stoper konusunda e, artı bir oyuncuyu düşünebilir ama bence deminki teşhis daha önemliydi iki kanattan oyunu yükleyici Sen sene mesela Pereria ve Novak'la oyuna çok ciddi etki ediyordu. Öyle abi, aynen. yani şimdi mesela hiç etkisi yok. Yani bugün baktığımızda hücumsal anlamda Marlon'un öyle gol atması, gidip asist yapması, oyunu sıfırlandırması falan bunları ve Abdullah göremiyoruz. Hoca Abdullah Hoca mesela Başakşehir'de oynattığında da klişiyle ile Kayseri'yle mesela onları da farklı bir hani hem böyle gider tabii, hem içeriden hem içeride gider. İçeride de kullanıyor yani değişik bir formasyona da geçiriyor yani olay hani üçlü gibi üçlü tarzı bekleri işte içerik koyar orta, orta saha oyununda işte üçlü bir bek gibi Beklerin de sağ beki ve sol beki zaman zaman orta sahanın ortasına katıp daha başka bir oyuna işte Guardiola çok bunu denedi. Ee, hoca da onları yaptı. O yüzden bir sağ bek, bir sol bek e, mutlaka kafasında vardır. Çünkü oynatacağı sistemi, şablonu da çok etkileyen e, bir sistem oynatıyor hoca. E, hoca demişken ilk açıklaması ekrana geldi. Bir de seslendireyim ben. Bakalım neler söylemiş bu dört birlik galibiyetle ilgili. 4-1 net galibiyet ama zaman zaman oyunun içinde aksiyonların ve dalgalanmaların olduğu sıkıntılar yaşadık. Mekke-Ankara gücü ligin iyi ve çıkış yapan takımlarından biri. Geriye düşünce pozisyon da çıkarttılar. Uğurcan çok önemli kurtarışlarla devreye girdi. Hayat sana her zaman fırsat veriyor. Bugün de bize verilen fırsatı değerlendirdik. Dün Galatasaray'ın mağlup olması, yarınki derbi... İlk dörtte nereye zorlayabiliriz? Bunu düşünüyoruz. Umarım karşılığını alırız. Bugün konsol oyunu oynasan bile bu oyunu kolayca iyileştiremiyorsun. Vay hocam, başka bir noktadan yaklaşmış. <gülüyor> <gülüyor> sen i̇stersen sen yorumla bunu ya. Yani senin <laughs> alanına girdin. Onun uzmanı olarak sen yorumlayabilirsin bunu. Doğru, gerçekten de öyle. Yani hani öyle her şey çok basit değil yani. Konsol oyununda bile o kadar basit olmadığı apacık <laughs> ortada. Kesinlikle öyle. Yani insanlara belki bazı şeyleri geliştirmek, bazı şeyleri tam anlamıyla istediğiniz gibi oluşturabilmek kolay gibi görünebilir. Ama sizler sonuçta sahanın içinden geldiğiniz için aslında işin ne kadar zorluk boyutunda olduğunu hem sahanın kenarında hem de sahanın içinde oynayanlar olarak da daha iyi tarif edebilirsiniz tabii ki. Bu doğru da konsol zor mu onu söyleyeyim. <laughs> Mesela bana zor. Konsol zor tabii canım yani. Bana çok zor mesela yani. Ya futbol. Ali sport... abi de iyi oynar bir şöyle şey, oh. söylüyorlar. <gülüyor> Gözlerimle. <gülüyor>